Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun ışıktırışımız. Hanım sıdıklar ekranımız olsun. Tayvan'da Tayvan parlamenti Uygur grupisi kuruldu. Tayvan Xalqaro Radiosining xabarida bildirilishicha 23 aprel Tayvan Qonun palatasida xalqarodagi demokratik davlatlarning Xitoyning Uyg'urlarga qarata ijro qilayotgan kishilik huquq tafsandichiligini ayiblashiga ovoz qo'shish maqsad qilingan Tayvan parlamenti Uyg'ur guruhining qurilganligi jakarlangan. Tayvanning partiya sirtidagi qonun komiteti a'zosi Lin Changzuoning tashabbusi bilan qurilgan Tayvan parlamenti Uyg'ur guruhiga 30 dan ortiq parlament a'zosi a'zo bo'lgan. Mazkur grupining qurilish marosimi 23 aprel Tayvanning qonun palatasida o'tkazilgan bo'lib, grupi a'zolari marosimda qo'llarini egiz ko'tarib, Tayvanga kishilik huquq, Uyg'urlarga erkinlik deb shior to'lashgan. Lin Changzuo yig'inda har qaysi davlatlarning parlamentlarida Tibet, Hong Kong guruhlarining mavjud ekanligini, yaqinqi mazgillarda Uyg'ur guruhlarining qurilishga boshlanganligini, bu bir tarafdan zulmga uchrayotganlarga qarata xalqaro hamkorlikning kuchayganligini ko'rsatib bersa, yana bir tarafdan Xitoyning mustabidlikining texnomo kuchayganligini ko'rsatib berdiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dulqun Aysa sin orqali Tayvanning Tayvan parlamenti Uyg'ur guruhisini qo'llaganligiga rahmat aytgan va o'zining 2006 yili Tayvanga ziyoratga borganligini, ammo Xitoyning besimi sababli 2009 yildan boshlab Tayvanga kirishga ijozat berilmaganligini, navbatda Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotganligini, endi davomli sukut qilishga bo'lmaydiganligini bildirgan. Avstraliyadagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish davomlashmoqda. 23 aprel Avstraliyaning Adelaide shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi namoyish o'tkazildi. Namoyishni Avstraliya Sharqi Turkistan jamiyati tashkillagan bo'lib, namoyishga Adelaide shahrida yashayotgan 100 dan ortiq Uyg'ur qatnashdi. Namoyishchilar qo'llarida Xitoy rejimi tomonidan jazo lageri va turmaga qamalgan urug' tuqqanlarning suratlari tushirilgan taxtaylarni va Xitoyga qarshi plakatlarni ko'tarib, Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Uyg'urlarga erkinlik degan shiorlarni to'ladi. Xitoyning xalqaro jamiyatning ko'z oldida sodir qilayotgan vahshiy jinoyatini ayibladi. Avstraliya Sharqi Turkiston jamiyatining muavin raisi Tashmama Taji bu vaqtda ziyoratimizni qabul qildi. Uning bildirishicha, Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi har juma kuni namoyish qilish qaror qilingan bo'lib, namoyish 6 oygacha davomlashadi ekan. Tunugun namoyishning 3-chi haftasi bo'lib, Adelaide shahrida yashayotgan Uyg'ur jamoatchiligi faoliyatga aktiv moslashmoqda ekan. Yaponiya davlat mudofaa vaziri Xitoy qadammo-qadam tajovuz qilmoqda dedi. Fransiya xalqaro radiosining 24 apreldagi xabarida bildirilishicha, Yaponiya davlat mudofaa vaziri Xitoyning dengiz rayonidagi zo'migarligini ayiblab, Xitoy ko'zga chelikmaydigan joylarga qadammo-qadam tajovuz qilmoqda degan. Yaponiya davlat mudofaa vaziri Nobuo Kishi 22 aprel Liberal Demokratlar partiyasining a'zolari yig'inda Xitoy dengiz muhofazat atrotining Sinkaku orili shundoqli Sharqi dengiz va Janubiy dengizdagi faoliyatini ko'paytirganligi haqida to'xtalib, Xitoy ko'zga chelikmaydigan joylarga qadammo-qadam tajovuz qilyapti. Xitoyning oxirgi nishoni hozirgi holatni butunlay o'zgartirish. Yaponiya bundaq ahvolni qabul qila olmaydi degan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jaulijan juma kuni Yaponiya tarafining so'zlariga inkos qaytirib, bu xil so'zlarni qilish intoyin mas'uliyatsizlik va xato jamoat fikri paydo qilganlik degan va Xi Jinpingning bir necha kun ilgari Xitoy qanchalik taraqqiy qilgan bo'lishidan qat'i nazar hargiz zo'migarlik qilmaydi degan so'zni takrorlagan. Jaulijan bayonotida yana Tayvan masalasining nuqul Xitoyning ichki ishi ekanligini, Yaponiyaning Xitoyga qarshi gap-so'z tarqitishni darhol to'xtatishi kerakligini bildirgan. Markaziy axborot agentligining xabar qilishicha, Nobuo Kishi 22 apreldagi so'zida Tayvanni tilga olib, agar Tayvan qayta kommunistlashsa, vaziyatda og'ir darajada o'zgarish bo'lishi mumkin degan. Xitoy Angliya avom palatasining irqiy qirg'inchilik qaroriga inkos qaytirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jaulijan 23 apreldagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Angliya avom palatasining Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qilgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb bekitganligiga inkos qaytirdi.
Jawlijan sözüde mezkur kararını ayıplab, irki kırgınçılık hakkıdaki ayıplaşlar, halkaradaki Xitayga karşı güçlerinin yalgan yavudakları deb bildirilgan. O söz diyene bunun Xitayning içki işi işkenlikige işaret kılıp, Angliyaning yeterlik meseleleri bar. Angliya parlament azaları öz işlerini bir taraf kılışkı tırışı ve öz halkı üçün texımı emeli işlerini kılışı gerek degen. Angliya Avam Palatası 23 April Xitayının Uyghurlarga karatkan bas sürüş kılmışlarını irki kırgıncılık da bekitiş hakkıdaki kararını toluk avaz bilen makullab, hükümetini Xitayga karata besimini aşırışkı çakırgan idi. Xitay yazgıçılarını türmege kamaşta dünyada aldınkı orundu turmakta. Amerika avazının haberde bildirilişçe Amerika Kalemkeşler Cemiyeti 23 April 2020 yıllık yarışarı yazıçılık erkenliği hakkında yeni dokulat ilan kılgan bulup, Xitay yazgıcı şairlerini türmege kamaşta dünya boyunca aldınkı orundu tızılgan. Dokulatta yazıçılık bastırışının yanılı müstebit devletler okşamağın avazını bastırışta kullanılan asaslık usullarının biri işkenliği, Xitay dünya boyunca yazgıcı şairlerinin erkenliğini çekilip en köp türmege taşlıgan devletlerinden biri bulup, 81 kişinin erkin pikir kılgallıqı sebeplik türmege solanğallıqı. Onlarının 20'den köperekinin Şarkı Türkistan, Tibet, İçki Mongoliya ve Hong Kong'daki yazgıçılarını teşkil kıldıgallıqı bildirilgen. Dokulatı aşka arınışça 2020 yılı dünya boyunca kem digende 273 yazgıçı alim ve ziyali pikirleri sebeplik türmege taşlanğan bulup, 2019 yıldakiden 30 neçik kişi köpeygen. Kolga ilingan yazgıçılar en köp devlet Xitay bulup, Saudi Arabistan 32, Türkiye 25 iken. Bu dünyadaki tutkun yazgıçılarının 20'ni ilgileydiken. Dokulatı görüsleşe 2020 yılı yarışardı pikir erkenlikini çekleş nispeti devamlık aşkan. Nurgun hükümetler Xitay virüsü yukumu sebebinin pikir erkenlikige misli görülmegen çeklemelerini koygan. Bazı müstebit hükümetler ve bir kadar aciz demokratik devlet hükümetleri uçurunu çekleydigan kanunlarını yoluk koygan. Amerika Kalemkeşler Cemiyeti pikir erkenliki türünün müdiri Kerin Karlikar cuma gündeki muhbirlerini kütüb eliş yığınında bu ahvalının Xitayda en gavdilik işkenlikini aytqan. O bayanatıda Xitayının aldınkı yılı 81 yazgıçını türmege taşlıqanlıqını, bunun başka devletlerdeki sandın köp yukarı işkenlikini, Xitayının asaslıqı Xitay dairelerinin yukumğı bolğan inkası, türlük siyasetleri ve Şarkı Türkistan'daki tutkun kılış kılmışı hakkıda söz kılgan yazgıçılar ve obzorçularını türmege taşlıqanlıqını bildirgen. Dokulatı görüsleşe 2020 yılı Xitay türmege taşlıqan yazgıçılarının sani 2019 yıldaki 73'ten 81'e köpeygen. Bunun içi de Şarkı Türkistan, Tibet, İçki Mongoliya ve Hong Kong türmesindeki yazgıçılarının sani 42'ye yetken. Xi Jinping'in kızının uçurunu aşkarlığan yaş iğir cezağı hüküm kılıngan. Fransiya Xalqara Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe Niu Tingyu isimlik Xitay yaş Xi Jinping'in kızı doğrusudaki uçurlarını aşkarlaş bilen ayıplenip iğir cezağı hüküm kılıngan. Haberde kayıt kılınışça Xi Jinping'in kızı Xi Mingzi'nin şahsi uçurlarını aşkarıldı degen ayıplaş bilen tutup durulubatkan 22 yaşlık Niu Tingyu 25. April cevapkar, adukat ve aile azaları nek meydanda bolmağan ehval aslıda eşilgan sotta 14 yıllık kamak cezasıga hüküm kılıngan. Bildirilişçe 2019 yılı mayda Xi Jinping'in kızı Xi Mingzi ve Xi Jinping'in kayın inisi Deng Jiaguyun'un şahsi uçurları çet eldeki tor beket Kızıl Kırgak Fondi ve Gina Wiki degen iki tor bet tarafından aşkarlanğan deyken Xitay Jihye Ministerliği derhal tekşürüş adresi teşkilligen. Bu dilonu tekşürüvatkan Guangdong'un Maoming'deki tor sakçıları çet eldeki aşkarlıqçılarını tutuşka amansız kalgan. Şunun bilen mezkur iki tor betinin ulanmasına hembehirligen Xitay tebasideki Vulgar Wiki tor bekitinin azalarını kol kalgan. 2020 yılı 30. dekabr Guangdong ülkesi Maoming şehri Maonan rayonu'a tabi 1. sot mahkemesi mezkur torbeketki münasebetlik 24 kişinin cevapkar işkenliği doğrusu hüküm çıkargan. Hem de 20 yaştan aşkan Niu Tingyu asaslık cinayeti deb karılıp 14 yıllık kesilgen. Niu Tingyu'nun apsi onun azaldan mezkur cinayetini itiraf kılmağallıqını tekşürgücülerinin onun kıynaş, hakaretleş katarlı kanunsuz usullarını kullanğallıqını aşkarlıgan. Onun eğitişçe soğrakçılar Niu Tingyu'nu karangı öygü solap kolugu kişen salgan. Putunun uçu yergi tekküdek halette esip kamçı bilen urgan. Kıyın kıstak 1-2 saat devamlaşkan. Niu Tingyu huşidin ketkende onun bedenige kızıtılgan mum çaçkan.
Dünya Sağlık Teşkilatı Xitay vaksinasının bexatarlık derecesini tekşürmekçi. Germaniya avazının haberde bildirilişe Dünya Sağlık Teşkilatı Xitay vaksinasının ciddi payetlerde işildişke maskildiğen kelmeydiğallıqını tekşürüşünü karar kılgan. Haberde kayıt kılınışa Dünya Sağlık Teşkilatı Peyşembe günü bayanat ilan kılıp, texniki mutaxassislerinin 26 aprel Xitay doğrigerlik grohi Sinopharm işlep çıkargan Xitay virusi vaksinasını tekşürüp, ciddi işildişke bulduğan bulmaydıqallıqı haqqıda karar çıkardıqallıqını bildirgen. Bulardan sırt Xitay Kışın Sinovac Biotexniki şirketinin Xitay virusi vaksinası mı kiler ayının 5'de tekşürüldüken. Məlum buluşça hazırga kadar Germaniya Biotexniki şirketi, AstraZeneca şirketi ve Johnson şirketinin vaksinası Dünya Sağlık Teşkilatının tasdiqidən ötken. Bu vaksinin bexatarlıqı ve ünümünü itiraf kılış bulup, her qaysi devletlerdeki nazarat kılıp başkuruş organlarına yetekçilik rolünü oynaydıken. Məlum buluşça adeti bahalı qoşular resmi yığında fikir bergendiyken uzun ötmeyle ciddi işiltiş icazet namesi tasdiqlendiyken. Dünya Sağlık Teşkilatının tasdiqi kişilerinin Xitayının bu iki vaksiniga bolgan işençini küçeytidiyken. Ama Xitay izgil halde vaksini haqqıda eniq sallıq məlumat bilen təminlemegen bolğaçka, Xitay vaksinisinin ünümü guman payda kılgan. Kliniklik sınağının təfsili sallıq məlumatlarına asaslanğanda bu iki vaksina Xitayda sınaq tariqisi işiltilgen bolup, tərəqqi qılıbatqan dövlətlərgə 100 milyondan artıq eksport qılınğan. Koreya Birləşmə Xəbər Agentliqinin 22 aprel xəbər qılışça, Şanghayda Xitay virusi vaksinisi əmnətkən koreyalik bir ayalının öyüdü ölüp qalğanlıqı bayqılğan. Amma ölüm səbəbinin vaksini bilən bivasitə münasibəti bar yoxluqı texi eniqlanmağan. İgilinişçe ölgüçü 19 aprel Şanghay Tongrin Doktorhanısta vaksini əmletken deyken könlü aynış qatarlıq keserlik alametleri görülgen. Bu haber Şanghay ahalları arasında endişi qozgan. Nurgun kişiler Xitay vaksinisini əmletiş planıdan vazgeçken. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virusu bilen yuqumlanğıçılar 50 mingden tövəllidi. 23 aprel Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 49.438'ye yetkenlikini ilan kıldı. Ministrinin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deyip guman kılınan 302.000 kişi tekşürülüşü arqalıq, yeniden 49.438 kişinin yuqumlanğanlığı eniqlanğan. Nöbette 3089 kişi doktorxanda bulup, bir gün içinde yana 343 kişi kaza kılıp 60.176 kişinin salametliğe esliğe gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışı başlığından beri salametliğe esliğe gelgenler cemi 3.970.000'a, kaza kılgallar 37.672'ye, kesili iğir bimarlar 3.475'ye yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.